EXO Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar, bugün karşısında... Oha, ağzımdan yeşil duman çıkıyor. Ne oluyor lan, mutantlaşıyor muyum? Yeşil olmuşum. Düzelmem lazım. Düzelmiyor lan. Belki yeterince güçlü osurursam bu mutasyonu osurukla vücudumdan dışarı atabilirim. Oha, iyileştim lan. İşte bu. Bugün Brawl Stars'a bir girdim. Biliyorsunuz şu anda oyunda oynadığımız modların bazılarına mutasyonlar geliyor. Mesela savaş topuna giriyorsun, mutan karakterler mutasyonlarını kullanabiliyor. Ve onlar da aynı bu şekilde sağ altta bir işaretle belirtiliyor. Mesela bakın şu an soygu modunda mutasyon yok ama nakalatta mutasyon var. Mesela bunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi öyle bir şey oldu ki, bakın ahanda hesaplaşmaya mutasyon geldi. Bu ilk defa oluyor. En azından benim ilk defa görüşüm bunu. Daha önce yani tüm modlara geldi. Savaş topuna geldi, temizliğe geldi, elmas kapmaca hepsine geldi ama hesaplaşmaya gelmemişti bir türlü. Ve ben çok merak ediyorum. Yani oyunda 10 kişinin herkes tek başına komple herkes mutant olduğunda nasıl oluyor acaba? Ve şimdi ilk defa geldi. Oynayacağız bakalım. Hesaplaşma için en iyi mutant karakter hangisiymiş onu da görmüş olacağız. Mesela ben mutasyonun tekle 900 kupa yapmıştım. Çünkü Godzilla modunda bayağı güçlüydü. Ama mesela buraya girsek ben çok güçlü olmaz. Şimdi seçiyorum bakalım. Acaba nasıl olacak? Hangi karakter en iyi olacak? Hepsini göreceğiz. En iyi ben olacağım lan tabii. Boris, sende mutasyon bile yok ya. Nasıl yok ya? Bak oğlum işte mutasyonum ben. Normalde kuş gibi adamdım. Başka bir adam oldum. O mutasyon değil, o kostüm ya. Nasıl ya? Kostüm mü? Bilmiyor musun? Mal lan bu. Boy şimdi değiştiriyorum. Ve ilk olarak çok güçlü bir şey almak istiyorum. Mesela ahanda sütü aldım. Çünkü sütünün süper özelliğiyle sürekli çok hızlı gidebiliriz. Süper özelliği sonsuz oluyor. Sonsuz. Bozuldu herhalde bu. Sonsuz süper özelliği mi var? Evet lan mutantsın. Bak kendine yeşil dumanlar çıkıyor. Onlar mutasyon yüzünden mi? Ben de altından sütüyorum için sanıyordum. Evet anlıyorum. Şimdi giriyoruz bakalım. Ve umarım bu videoya alttan like atıp abone olup yanındaki zil düşen herkese en çok istediği mutasyon çıkar. Hadi bakayım. Direktman bakın. Atıyorum süper özelliği şu an sonsuz. Sonsuz atabiliyoruz yani. O da bir tane mal brok da bize beleşe enerji verdi resmen. Gigi gebertelim şunu. Hop. Oy. Çok hızlıyız da şu an sarımız yetmedi valla. Hop. Tamam sorun yok. Canımızda olsun. Oho geberdi lan mal brok. Burada kim var? Ooo süper özelliği olan bir tane Karl var. Lan Karl'ı geberdik ama biz de geberdik ya. Vallahi çok kötü oldu. Stu iyi değilmiş. Stu'yu çok beğenmedim. Ayıp oluyor. Şaplala şöyle. Ayıp oluyor ya. Daha ayıp oluyor bile diyemiyor ya. Yürü, hem konuşamıyorum hem süper özelliği yok. Bu kadar Ashe alacağım bakalım. Ashe'in süper özelliği aşırı güçlü. Aynı Tick gibi ama Tick'ten farklı olarak bir sürü atıyor. Minik patlayan, rakibi takip eden bombalar. En iyi benim, eminim. Eminmiş, hadi bakalım girdik o zaman. Şimdi harita bayağı açık alanlı yani. O yüzden aslında burada uzaktan vuran şeyler daha güçlü olur yani. Büyük ihtimalle Piper gibi falan. Mutasyonlar daha iyi olur. Ama Ashe'i görmek istiyorum çünkü çok güçlü. Oha, oyunda bir tane daha ustalar var ha. Bak melodiye bak. Helal olsun. Şöyle direkt vurayım. Ashe de çok az vuruyor ya. Öfkesi yokken. Öfken bir olsa görürsün. Olmuyor ama. Olsa işte göreceğiz. Ne bak ya. 1320 vuruyor işte şu anda ve bir enerjim var. Ona rağmen bu kadar az vuruyor. Öfkesi fullendiğinde bayağı vuruyor ama öfkesi yokken gerçekten çok kötü vuruyor. Mutasyonlu bir tane Belle var. Oy, vuruşları patlıyor lan her tarafa. Ne oldu? Bir tane Chuck var lan. Chuck'ın mutasyonu var mı ki? Chuck almış ama. Hop. Bana asla vuramaz. Aha, orada birisi var. Oo, Cordelius Reis. Helal olsun lan sana. Özelliği var. Ama Cordelius'un mutasyonu var mı ki ya? Bence yoktur. Geber. Bak öfkesi fullenince 4000 vuruyor. Oo, patlayın lan bombalar. Patlatıyoruz efendim. Helal olsun lan size de, gidin bakayım patlatın hepsini. Oy bak patlattılar. Şimdi şu belleği gebertecek söylesin izleyin. Saldırın oğlum, hadi saldırın. Gidiyoruz. Oy şuna bak, hepsi gidiyor. Tamam bir daha bastım. Bak bu melodi. Ustalardı ama gebertik onu. Oo bakın bombalar da oy patlattılar ya. Yok ettik. Helal olsun lan size. Vallahi birinci olduk ha. Hem de oyunda ustalar birisi varken. Tabii biz de ustalarız yani ama tokatlıyoruz işte. Eğlenceli miydi? Evet eğlenceliydi diyorum. Bakın Ashe çok güçlü demiştim yani. Merhaba. Ana günlük yumurta. Şöyle hemen pençeleyeyim bakayım. O pençe Super Ender oldu. Destansı oldu. Hadi içinden ne geliyor? Ooo gelir mutasyon. Ulan spray geldi ya. Nasıl dağma? Mükemmel Ashe Reis. Bence Ashe çok güçlüydü. Ben çok beğendim. 6 seviye olmasına rağmen, hiçbir şey olmasına rağmen çok güçlüydü. Ashe 10'da 10 veriyorum. Şimdi bakalım başka mutasyonlarımızda ne varmış bizde. Sutu yüzden oynadık. Sprout var. Sprout'u geç. Bee çok iyi olabilir bakın. Bee çok iyi olabilir. Karl bayağı iyi olabilir. Rico çok kötü olur bu da çünkü pek duvar yok. Rosa iyi olmaz, menzili kısa. Gale çok iyi olabilir. Shelly sanmıyorum çok iyi olacağını. El Primo iyi olabilir çünkü El Primo çok hızlı atlıyor Ashe süper özelliği. Bayağı güçlü oluyor. Brock güzel olur. Meg çok iyi olabilir. Mandy var, Leon var. Oha Crow.
Yok edeceğim lan. Yok eder miyiz diyorsun Crow Raze? Ederiz lan tabii. O zaman seçtim Crow Raze direkt. Crow'un mutasyonu çok güçlü aslında. Çünkü bıçakları atıyor ya zehirli. Sonra geri çekiyor üstüne. O yüzden çok fena oluyor. Şimdi oyuna giriyoruz bakalım. Bence Crow çok iyi olacak burada şu an. Bir tane daha Crow var, o da efsanevi ha. Ama biz ustalarız yani. Bak o bıçaklarımız içinden geçiyor bir de bak. Suların içinden geçiyor. Hop geberttik. Oy. Kenarcı olduk bile. Kuka! Olduk vallahi Crow Raze. Aşırı güçlü işler şu an. Aşırı güçlü bakın. Her vuruş içinden geçiyor. Geberdin sen. Üzgünüm. Hop geberdi. Sen de geber. Kuku atladım. Oy yok ettik lan diğer Crow'u. Sana benim diğer hırsızlık yapma. Ustalarız lan biz. Ya adamı böyle gebertirler. Valla aşırı iyiydi ya. Şöyle direkt vuruyorum her tarafa ki birileri varsa eğer görelim. 4 kişi kalmış zaten geriye şu an. Kimse var mı? Valla yok kimse ya. Saklanıyor mu acaba? Burada mı? Değil. El Primo var. Oha. İşimiz bitti şu an. Oy. Bir saniye El Primo Reis dur. Dur. Oo, yok ettik. Birimizi öldürdük. Ne olacak şimdi? Kim endi? Birinci miyim? Oo, birinci olduk Exiles. Birinci olduk lan. Mutasyonlu Crow'la birinci olduk ve El Primo üstümüzü atlamasına rağmen. Ama işin komiği ikimiz de aynı anda öldük. Yani bu nasıl olabilir bilmiyorum ama resmen bug gibi bir şey oldu ama aynı anda öldük. Ama herhalde ufak farkla biz önce öldürmüşüz, o yüzden birinci olduk. Olduk lan tabii. Gerçekten çok iyiydi ya. Crow mutasyonunu çok beğendim. 10'da 10 veriyorum, hatta 10'da 100 veriyorum. Merhaba. Aha günün kutuda geldi. Hem de bay kutu olarak. Ne oldu lan, sevinmedin mi? Ben geldim işte. Ya bay kutu sen geliyorsun da. Biliyorsun ya karakter vermiyor. Sen ya. Senin karakter verme şansın yok. Oğlum bak, sana kaç kere efsanevi oldum, gizemli oldum. Seni doyuramıyoruz ya. Baykutu bana gizemli olma. Bana karakter ver. Tamam lan. Vereceğim lan karakterini. İnanmıyorum ki, vermeyeceksin yine. Hep vereceğim diyorum. Bir kere verdin mi? Oğlum vereceğiz, tek vereceğiz. Ben sana güzellik yapmaz mıyım? Gerizekalı. Yapmıyor. Yap da görelim. Yapıyorum lan o zaman. Kunduralarım adına sözüm olsun ki. At beni şimdi, karakter vermezsem itim lan. Daha indersin bak, büyük konuşuyorsun. Vereceğim lan. Allah Allah. Sen şu Baykutu'ya bak ya. Vereceğim vereceğim diyor. Bence vermeyecek yine. Klasik çünkü. Hala ender. Tıklıyorum bakalım olacak mı? Tıkladım. Ne oldu? Oğlum bir daha tıkla sen, rahat ol. Daha şansımız var. Bak bir daha tıklıyorum. Aha yine endersin. Lan bir daha tıkla. Daha ne olacak sanki buradan? Bir daha tıkladım. Lan! Efsanevi mi oldu? Oha! Ya ne oldu? Baykutu sensin değil mi bu? Oğlum şaşacak ne var lan bunda? Ben zaten hep efsanevi oluyorum. Bir de efsanevi oldu ya. Sesi de böyle yankılanmaya başladı hemen. Efsanevi olunca racon böyle de sesim yankılanır yani sonuçta. Oyundaki en üst kutu. Vallahi şu an bir tık daha inandım karakter vereceğine ama hala çok emin değilim. Verebileceğim mi bak? Daha önce de efsanevi olup böyle vereceğim deyip vermediğin oldu çünkü. Ben sana güzellik yapacağım canım oğlum. Vereceğiz dediysek vereceğiz yani. İyi bakayım. Bakalım Baykutu krallık yapacak mı? Açıyorum. Efsanevi kutu. Hem de günlük kutudan, yani günlük kutu bildiğimiz efsanevi kutu oldu. Ve bakalım içinden karakter gelecek mi? Tıklıyorum, tıklıyorum ve tıkladım. Lan! Feng mi çıkarttık? Yuu! Aşırı istiyordum lan. Vallahi aşırı Feng istiyordum ve Feng çıkarttık ya. Ulan Baykutu yaptın lan. Helal olsun lan. Ne zamandır istiyordum Feng ya. Bence oyundaki en güçlü karakterlerden birisi yani net. Ve sonunda çıkarttık ya. Çok mutluyum lan. Böyle ayakkabı atıyor, yakından tek atıyor, rakipten üzerine uçuyor falan. Çok iyi karakter ya. Ulan Baykutu. Sen bundan sonra benim abimsin lan. Abim benim abim. Çok iyi oldu ya. Resmen günlük kutu efsanevi oldu ve içinden Feng geldi. Böyle bir şans olamaz yani. Crow Raze. Bu ne lan, çok mutlusun böyle. Benim mutasyonum sayesinde herkesi yok ettiğimiz için mi? Yani onun da etkisi var tabi ama Feng çıkarttım lan. Ne? Feng mi çıkarttın? Tabi lan. Günlük kutudan mı? Günlük kutudan Feng çıkarttım ya. Hemen bir bakayım şuna gidip. 69 savaşçımız olmuş ve Feng Raze de ahanda burada şu anda, bakın duruyor. Üzerinde yeni yazıyor. Yepyeni gıcır gıcır karakter. Hem de Feng. Manyak bir şey ya. Şuna bak. Oy. Hiya hiya hiya. Akuma. Herkesin ağzını burnunu kırarım lan. Kırarsın lan Feng Raze. Sen Feng'sin ya. Feng'im lan tabi. Şu an var ya aşırı mutlu oldum ya. Hiç beklemiyordum. Feng'le de oynarız artık. Ama tabii şu an Feng'de mutasyonumuz olmadığı için gelelim bakalım diğer mutasyonlu karakterimize. Burada güçlü olabilecek diğer karakter bence kesinlikle ya Gale ya da Meg, yani aşırı iyi olur. O yüzden ben bir Meg alacağım bakalım. Seçtim Meg'i. Tavukları pişirmişim. Hoppala. Nasıl maskem? Bok gibi. Ayıp oluyor yani. Peki mutasyonu nasıl? Bak işte mutasyonu mükemmel. Mükemmel lan tabi. Ben hazırım savaşa. Ben de hazırım lan. O zaman giriyoruz bakalım. Meg Reis'le. Acaba herkesi yok edecek miyiz göreceğiz. Şöyle direkt sıkıyorum bakalım. Aşırı fazla vuruyor ya. Gerçekten Meg Reis böyle bir vuruş olamaz. Üzgünüm dostum, ben takım olacağım, anladın mı ha? Seni geberteceğim. Nasıl geberttim? Helal olsun valla Meg Reis, çok iyiydin. Uç enerji var lan burada, bunlar mal mı acaba, almıyorlar. Bunu da geberteyim. Hop gebermedi, tamam. Sorun yok, sorun yok. Enerjimiz şu an 7 oldu bile. 9 savaşçı kalmış lan, kimse öldürmüyor mu birbirini? Hop ikisini de geberttik. Çok kolay lan. Oy bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ben buna geberemem, çok saçma bir ölüş olur yani. Geber lan, oy Spike orada bak. Oo, yok ettik lan. Enerjim 11 oldu. Şimdi gelsinler bakalım. Vallahi gelsinler. Exoaris şu an 11 enerjimiz var ya. Şu an bundan iyi ne olabilir daha yani. Gebertelim şunu. Tamam geberdi. Tamam.
kılıcı koydum. 7.500 vurduk, gördünüz mü? Dedim işte bak, Megan o kadar güçlü bir vuruşu var ki, bir de böyle açık alanda herkes yok ettiği çok belliydi. Yani Megan'e de 10'da 10 veriyorum. Şu an test ettiklerimizin hepsi 10'da 10. Bir tek Stu iyi değildi. Onun haricinde hepsi çok iyiydi bence. Vallahi mükemmel yok ettim ya. Kuk. Tavuklarına pişirmişim. Ben şimdi bir kere daha Meg'le birinci oldum. Sırf günlük mutasyon rotasını açalım diye. Belki onun da içinden mutasyon gelir. İyice mükemmel olur. Bende mutasyon yok. Vardır ya. Daha az önce bak Feng çıkarttık. Demek Feng çıkarttın ha. O zaman verebilirim. Bak ya, Feng çıkaranlara mı veriyorsun sen? Evet. O zaman iyiymiş. Açıyorum bakalım. Mutasyon geliyor mu içinden de? Hop. Oh, yallah geldin lan. Veriyormuş lan gerçekten. Hop. Oy. Belle'ye mutasyon geldi. Belle'nin şokçu oku hedefe isabet ettiğinde 5 ek şokçuya ayrılır. Of, bu da çok iyi ya. Resmen şu an hem Feng çıkarttık hem de Belle'ye mutasyon çıkarttık lan. Oy, aldık bunu da. Evet, Exo ailesi. Hem günlük kutudan Feng çıkarttık, hem de mutasyon çıkarttık. Hem de sağlaşmada bir sürü farklı karakterlerin en güçlü mutasyonlarını gördük. Gerçekten ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ben Instagram ve TikTok'a girip Exo ailesini takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.